Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba. Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor hayat? Bugün bayramın 3. günü. Aynen son günü. Ve evdeyim. Bayramın 1. gününü hocayla geçirdik. Dün flörtün beyefendiyle geçirdik. Ve bugün de Semra ile buluşacağız. Gider misin? Sana küsüm. Çık. Çık dışarı. Hoşt. Anlatacağım şimdi. Çamaşır katlayacağım. Çamaşır katlarken de beraber laflayalım isterim. Dün akşam arkadaşımla buluştuk. Ondan sonra. Ve dün ben bayağı işte akşam üstüne kadar falan erkek arkadaşımlaydım. Ondan sonra sonra bir dışarı çıkayım falan dedim. Ondan sonra dışarıda acıktım ettim tuttum falan derken. Neyse. Papyon'a mama aldım. Yaş mama aldım. Çünkü Papyon'un ne zamandır maması yüzünden sorun yaşıyoruz. Çünkü hiçbir yerde mama yok. Aradığım sorduğum pet shoplarda hep diyorlar ki veterinerlere de arıyorum böyle. Aradığım her yerde insanlar şey diyorlar. Çok arttı fiyatı. Böyle 1450 bilmem kaç lira olmuştu yani. Ve hani fiyatı çok arttığı için insanlar daha ucuz mamalara yönelmeye başladılar falan dediler. Şimdi ben de daha ucuz mamaya yönelebilirim ama ishal oluyor. İshal olduktan sonra bana bir mama parası daha böyle şey oluyor. İşte halılar çöp. Ondan sonra yıkasan da şey olmuyor yani. Neyse. Ama çişini yaptığı halı değil, kakasını yaptığı halı hiçbir şekilde o halıdan bir daha ishal olduğu halı. Bir daha o halıdan hayır gelmiyor. Onu komple çöpe atmak zorundayım yani. İki tane yeni halı. Ondan sonra ishal olduğu için veterinere götürüp ishal durdurucu iğne vurdurmam lazım. O zaten dünyanın parası. Ondan sonra ben de hani orada şey yapamıyorum yani. Feragat edemiyorum. Hani o eziyeti çekmek istemediğimden dolayı bu parayı veriyorum. Hani zaman içerisinde ishal olur geçer, ishal olur geçer. Ondan sonra yeni mamaya alışır ama ben o arada sinir hastası olurum yani. Bir küçük yıpranırım ben o arada. Biliyorum kendimi. Neyse. Vallahi ne zaman bulduk ya? Önceki gün. Önceki gün akşam evde oturdum. Teker teker. Bütün Google'da var ya her internet sitesine girdim. Stokta görünüyor. Tıklıyorsun stokta yok diyor. Ondan sonra en son mamanın aynı mama. Her şeyi aynı. Papyon normalde küçük taneli olanı yiyor. Bu medium olarak geçiyor yani. Bir de large olanı var. Hani 3 boy böyle aynı mamanın 3 boyu var böyle. Ondan sonra orta boy olanını kuzulu ve pirinçli sipariş ettik. Brit'in adult maması. Eziyet ya. Gerçekten eziyet yani. Böyle köpek gerçekten çok eziyet. Yani şimdiki aklım olsa mesela asla şey yapamazdım. Benlik değilmiş yani. Hiç benlik değilmiş. Ama bir yandan da hani o böyle insanın içini ısıtan bir sevgisi var ve acayip sevimli, çok sevimli bir şey ya. İnsan kıyamıyor yani, hakikaten kıyamıyor. Ne kadar ne yaparsa yapsın kıyamıyor insan. Mesela dün akşam orayı anlatacaktım aslında ben size. Dün işte arkadaşımla buluştuk, ondan sonra ben geldim. Akşamüstü de Papyon'a yaş mama almıştım. Geldim ve yaş mamayı böyle ne kadarını, yarısını falan böyle bir konserve kutu yaş mamanın yarısını koymuşumdur böyle. Ondan sonra ay bir heyecanlandı. İshal oluyor diye almıyordum ama bu sefer de aç kalacak hani. Maması yok ve mama gelene kadar bir şey yemek zorunda. Ondan sonra yumurta haşlamıştım. Böyle kendim mama yapmıştım. Yumurta haşladım. Ondan sonra kemik suyunda da şey haşladım. Neydi onun adı? Şehriye haşladım ve ikisini böyle karıştırıp onu mama olarak verdim mesela. Dünden dedim ki şey vereyim, yaş mama vereyim. Hani gönlü olsun. Ondan sonra hani kilo kaybı olmasın. Eğer böyle çok zayıf hayvanınız varsa eğer yaş mamayla semirtebilirsiniz bu arada. Neyse. Ay bir heyecanlandı. Papyon da heyecanlandığı zaman çişini yapar. Ay halıya çişini yaptı. Bir an böyle bacağını kaldırdı, fışır 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 işedi.
kadar üzüldüm ki. Zaten gelmişim eve bir de ondan sonra papyonu çişe çıkardım. Önce halıyı makineye attım. Halı da valla girdi şeye. Yıkandı, mis gibi yıkandı. Attım kurutmaya, bir de kurudu. Yani ama var ya, gerçekten çok şey oldum yani. Çok, hakikaten çok üzüldüm. Yani hani bana yapılmayacak bir hareketti ya. Papyonunu yaktı yani. Neyse. Ben şimdi çamaşırlarımı katlayayım. Ondan sonra ay şu H&M'den bir tane kot pantolon almıştım geçenlerde. Ben bunu size gösterdim mi bilmiyorum. Allah'ım, dünyanın en güzel kot pantolonu ya. Sürekli bunu giymek istiyorum ya. Yıkayıp ütüleyip bunu giyiyorum. Bir de ben son zamanlarda biraz fazla alışveriş yaptım. Bunun da sebebi, 100 dakikadır konuşuyor olacağım ama neyse, önemli değil. Ya bunun da sebebi, biliyorsunuz, Ali bana çok fazla body shaming yapmıştı. Beden utandırma. İşte böyle şişkosun falan demeler. Bir yerde böyle oturacağız, şeye gitmiştik. Turkcell Platinum Park gibi, adı öyleydi galiba. Öyle bir yer vardı. Oraya gittik böyle. Şezlong gibi şeyler vardı. Toprak alanın üzerinde böyle. Sandalyeler vardı. Bana döndü bir anda şey dedi. Bu seni taşıyacak mı? falan yaptı böyle. Ondan sonra ben gerçekten çok mutsuzdum. Ben 90 kilo olmuştum arkadaşlar. Dükkan zamanı. O stresten. O böyle bambaşka biriydim ya zaten. Gerçekten bambaşka biriydim. Yani şu insanla o insan arasında var ya, o kadar çok fark var ki, aynı kişi değil yani bu ikisi. Neyse. Ve o yüzden bütün kıyafetlerimi kaldırdım ben. Hiçbir şeyden mutlu değildim. Hiçbir şeyden memnun değildim. Ay şimdi var ya, böyle şeyim yani. Sokakta çıplak gezerim, biliyor musunuz? O kadar özgüvenliyim böyle. Çünkü bu özgüveni bana kendim de verdim ama ne kadar, tabii ki de birimizin, hiç herhangi birimizin özgüveni bir başkasının vicdanına ya da merhametine kalmamalı. Ama gerçekten erkek arkadaşım da bunu çok şey yaptı. Bunu bana geri verdi ya. Bunu bana hakikaten lütfetti yani tekrar. Hani böyle sürekli şey, yani ne kadar güzelsin ya, ne kadar güzelsin ya falan yapıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle. Mesela şey, ben bazen böyle şort giyiyorum. Ondan sonra böyle işte atıyorum dizimin böyle hafif yukarısında bir şort giyiyorum ve bacağım hani böyle dizimden aşağısı görünüyor ve işte böyle üstüme de bir atlet giyiyorum ya da böyle bir tişört giyiyorum ya da bir şey giyiyorum. Ondan sonra bazen işte bir sweatshirt falan giyiyorum. Ve mesela böyle beni gördüğü zaman şey diyor, şuna bak ya, diyor, ne kadar güzel ya falan yapıyor böyle. Ama ya bunlar çok hoşuma gidiyor. Hiç böyle şeyler görmediğim için, gerçekten hani hiç böyle şeyler görmediğim için beni böyle çok çok mutlu ediyor. Ben çok razıyım yani. Çok çok abinizden çok razıyım. Ve öyle işte, başka anlatacağım bir şey kalmadı. Ha, çok alışveriş yaptım bu aralar. Hiç hoş olmadı bu çok alışveriş olayı. Çünkü bayağı gardırop gene tıklım tıklış tıklım tıklış olmaya başladı. Balkondaki hurçları bir açıp içini bir ayıklamam, elemem, şey yapmam lazım. Burada böyle kışlıkla baharlıklar birbirine girdi. Kazaklar hala duruyor. O kazakları bir kaldırmam lazım. Çünkü kazak havası geçti. Hani o böyle çok şey kazak havası geçti. O yüzden bir ayar çekmek lazım. Şimdi dün de Semra ile konuştuk, buluşalım diye. O yüzden sadece şey yaptım. Balkonu temizledim. Mis gibi pakladım balkonu. Ondan sonra bir tane sehpa vardı. IKEA'nın böyle, o zamanlar hatırlıyorum 100 liraydı. Bedava. Gerçekten o zaman da bedavaydı yani. 100 liraya aldığım bir şey, sehpa vardı. Sehpa ıslanınca şişmiş. Ondan sonra kötü duruyordu. Onu attım. Ondan sonra balkonu bir böyle gıcır 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 sildim. 2 kere, 3 kere sildim. Ondan sonra böyle her şeyin tozunu aldım falan böyle. Ondan sonra şey yapacağım. Ne derler ona? Divan var ya balkonda. Onun üstünü bir sereceğim. Onun şeylerini de yıkadım çünkü. Yıkadım, kurudular. Bir de onları sereceğim. Öyle işte. Ay 10 dakikadır konuşuyorum. Ne konuşuyorum? Boş boş konuşuyorum. Şimdi bir şu kaldı. Bir de şurada çoraplar var. Üf, çorap olayından da nefret etmeye başladım ya. Yaz gelse de böyle sadece terlik sandalet giyelim. Çorap giymeyelim. Şey diyorum, sadece diyorum pilatese gittiğimde çorap giyerim diyorum. Çünkü pilates aletine böyle çıplak ayağımla dokunmak beni böyle çok rahatsız eder.
Ondan sonra onun haricinde diyorum ki bu yaz hiç çorap giymeyeceğim. Saçma sapan şeyler. Hoppa. Salondaki koltukların da kılıfını yıkamak lazım bir tekrar. Çünkü Papyon Efendi kafamı düşürdü. Çünkü Papyon Efendi maalesef erkek. Yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyorum. Şey yapayım. Ne derler? Acıktım. Kahvaltı yapsam mı acaba? Yoksa Semra ile mi yapsam? Bilmiyorum. Furkan balığa gidelim demiş. Ondan sonra Semra da dedi ki Furkan balık tutarken dedi biz de buluşalım mı dedi. Ben de dedim ki olur dedim gülüm olur olmaz mı? Anam benim. Şimdi bu yeşil attığımıza göre ya kurutma makinesine koymamak gerekiyor. İşte çünkü koyduğunuz zaman çoraplar şöyle oluyor. Maalesef. O yüzden o çifti bir çöp şovu yapalım. Pantin'in eskiden bu böyle bileği renkli çorapları daha kaliteliydi. Daha böyle daha iyiydi. Artık şey yaptılar, bozdular. 11 dakikadır konuşuyorum. Dostlarım ben eve geldim. Semra ile buluştuk. Semra, Serra ben oturduk vakit geçirdik beraber. Serra huysuzlandı ama bana bugün teyze dedi. Ve çok 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 acayip bir şeydi. Yani ne bileyim ağlarım yani hakikaten bunun için ağlarım. Neyse. Sonra İstinye Park'a gittim. Aa, ne bu? İstinye Park'ta dolaştım biraz falan. Ondan sonra Nusret'in bir kafesi var. Cafe di Dolce diye bir şeyi var. Orada bir salata yedim. Çok güzel bir yer. Ondan sonra bir iki bir şey aldım. Oradan da eve geldim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Dışarıda kahve içecektim ama o kadar kalabalıktı ki. Ah, yarın okullar açılıyor ya. Dedim şeyi. Kalabalığı. Kendime bir kosi kahve yaptım. O arada da aldıklarımı göstereyim. Üç parça küçücük bir alışveriş yaptım. Hayret sessiz şey yaptım. Kiko'dan bir oje aldım. Ay bir şey söyleyeceğim. Var ya dün Dior'da bir oje gördüm. Yani daha doğrusu Sephora'da Dior'un bir ojesini gördüm. Yani şey oldum. Hani dedim ki bir ojeye 680 lira versem kendime saygım kalır mı acaba falan dedim. Ama ona benzer başka bir ojeyi aldım. Böyle birkaç tane daha oje alırım. Böyle hafif gümüş simleri var içerisinde. Çok güzel bir pembe. Şu tırnağıma da sürdüm ama muhtemelen şey olmaz yani. Nasıl göstereceğimi bilemedim. Bu ne? Ne bu? Şöyle bir renk. Tek kat şöyle bir denedim. Çok güzeldi. O Dior'da gördüğüme de benzediği için aldım. Valla bunun rengi 0.22 galiba. Şurasında 0.22 yazıyor. Bir de 314 yazıyor. Şöyle bir şey. Hangisi oje rengi, hangisi şey bilmiyorum. Netlemiyor. Neyse önemli değil. Ondan sonra ay valla canım kahve çekmiş. Bugün hiç kahve içmedim. Sonra gene Kiko'nun bir drop lip balmı vardı. Ne zamandır bunu görüyordum ama almıyordum hiç. Şimdi bunu da göstereceğim. Bu da böyle. Üzerinde hafiften simler olan yumurta şeklinde ki şu lip balmlardan simlerini muhtemelen göremiyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde netlemiyor bugün. Bugün niye böyle gudubetliği, naletliği tuttu bilmiyorum. Bunu aldım ondan sonra. Ve Yves Rocher'de İstinye Park mağazası yeni açıldığı için %30 bir indirim vardı. Bu normalde 174 lira mıydı neydi? Ama ben bunu böyle çok 125 liraya mı ne aldım? Yanında hiç hediye vermediler biliyor musunuz? Biraz üzüldüm. Yves Rocher normalde kimseyi eli boş göndermez. Neyse. Pure Camomile. Make-up Removing Cream. Makyaj çıkarıcı. Makyaj temizleme kremi. Yatıştırıcı yüz yıkama kremiymiş aynı zamanda. Şöyle bir ürününü aldım. Bunu beraber deneyeceğiz. Ne zamandır görüyordum ama şey yapmıyordum. Eğer makyajı böyle tek seferde güzelce çıkartırsam
hemen favorilere ekleriz. Hemen sizlere influence ederiz. Ay, kahveme süt koyayım. Ve oturayım, azıcık güneşin gitmesini bekleyeyim. Bu ev batı cephe. Beni böyle uzun zamandır takip edenler bu evde geçen yazların ne kadar eziyetli olduğunu bilir. Ben yazın yatak odasında yatamıyorum. Salonda klimanın altında yatıyorum. Yatak odasında klima yok ama bu sene Dyson'ın Hot and Cool bir ürünü var. Ondan alacağım. Galiba arkadaşlar. Başka? Aynen, güneşin gitmesini bekleyeceğim. Ondan sonra bir şeyde işim var. Balkonda işim var. Divanın üzerindeki zımbırtıları sereceğim. Bir de sabah söyledim mi bunu bilmiyorum ama söyledim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sabah söylediğimizi hatırlayamıyoruz. İşte şehir şeyi, yani şehir kaosunun sebebi muhtemelen. Neyse. Balkonda benim böyle 4 tane büyük IKEA hurcu hurcum var. Ve onları şey yapmam gerekiyor. Bir şöyle ayıklamam gerekiyor. Giyeceklerimi falan bir çıkarmam gerekiyor. Birazcık öyle dandini işler var. Onları falan yaparım. Ondan sonra sizlerle bir yerde görüşürüz. Ama hafiften biraz daha böyle güneşin gitmesine ihtiyacım var gerçekten. Güneş gidene kadar azıcık oturacağım. Bir iki sayfa papyon da oradan beni izliyor. Bir iki sayfa kitap karıştırırım. Ondan sonra YouTube'da yeni birilerinin böyle videoları varsa onları izlerim falan. Otururum, azıcık dinlenirim. Ah, yoruldum. Gerçekten kalabalıktan yoruldum. Hiçbir şeyden yorulmadım. Tin 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 bir o kadar daha gezerdim İstinye Park'ı ama maalesef kalabalıktan çok yoruldum. Yapacak bir şey. Bir sonraki günden herkese yeniden merhaba dostlarım. Dün çok yoruldum, biliyor musunuz? Evin her yerini böyle kırkladım. Evin her yerini bir döktüm. Bir şeylerin yerini değiştirdim falan böyle. Çünkü hocanın yokluğu. Hoca maalesef memleketine gitti. İşte seçim çalışmaları bilmem ne için memleketine gitti. Ondan sonra da bir başka tanıdığımız Erzincan'da milletvekili adayı garanti ve onun yanına şey yapacak, gidecek falan ve hocanın yokluğunda şey oluyorum böyle, gözümün önünde olmaması. Dünden beri niye bu kadar çok duygusalım bilmiyorum ama bir de bir yandan da regl olacağım, böyle gözümün önünde olmaması beni çok böyle şey yapıyor, hani çok rahatsız ediyor. Yani dubleks bir evim olsa mesela alt katı ya da üst katı ona verir, böyle oturturum hani. Gitme buradan, hiçbir yere gidemezsin diye. Belki biraz gönül işlerine bir sekte vurmuş olurum ama sekteye uğratmış olurum ama. Neyse. Ay. Yumurta açladım papyonla ikimize. İki tane papyonla iki tane bana, daha şey yapmadım ama. Önce makyajımı yapacağım, ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Papyon'un mama olayını çok şükür çözdük. Artık bugün kargoya versinler de yarın gelsin inşallah. Güzel tatlı bir makyaj yapalım. Kendimize gelelim. Bir yandan da sohbet ederiz. Ah, merak ettiğiniz her ürünü sorabilirsiniz dostlarım. Neyse. Öyle işte ya, hocanın yokluğu beni var ya böyle şey yapıyor. Ne derler? Birazcık yıpratıyor. Birazcık böyle eksikleniyorum falan. Bir yandan da diyorum ki bırak, hani özgür bırak. Ben mesela var ya, çocuğum olsa falan çok şey olurum yani, çok tedirgin olurum. O yüzden üremiyor da olabilirim. Kendim biliyorum çünkü yani. Sonra çocuğu sıkmamak için hani bireylik yolunda, normal bir bireylik yolunda çocuğa engel olmamak için kendimi bu sefer yerim yani. Yerim kendimi. Neyse. Ah. Ah, gerçekten çok zor. Çok zor. İnsanın çocuğunun olması çok zor. Hoca da benim çocuğum gibi olduğu için. İn aşağıya. Maalesef birazcık şey. Kiko'nun şu dün aldığım zımbırtısını kullanacağım. İnşallah güzeldir. Ellerim de yağlı yağlı oldu, biliyor musunuz? Bir üstümüze sürelim, birazcık yağı gitsin. Daha pis bir influencer göremezsiniz ya. Gerçi ben influencer değilim. Mikro influencer oluyorum ben.
Biraz böyle yoğun bir balm gibi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Laneige'in zımbırtısı olmuş 600 lira. Bana var ya hiçbir kuvvet aldıramayabilir bunu. Çok da büyük konuşmayayım. Ha, kapakta da sıkıntı mı var diyecektim ama benim de elimin yağı artık şey oldu yani. Ah, öyle işte. Bugün papyonu veterinere götüreceğim. Birazdan arayacağım. İnşallah müsaitlikleri vardır. Bu arada Deborah Milano'nun yeni çıkan şu concealer'ını kullanıyorum. Bendeki rengi 2.1 light rengi. Dün kullandım ilk. Açık gibi duruyor ama bence gayet güzel. Beğendim ben. Regl olacağım diye de. Yüzlerim bir fena. Bir yandan da hem regl olacağım olayı var hem de ben hiç utanmadım. Peynir yedim arkadaşlar. Peynirli tostlar yedim. Ondan sonra beyaz peynirli tostlar yedim. Peynirli sandviçler yedim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bir de hocanın olduğu yerde telefon çekmiyor. Sürekli olarak bir irtibat halinde değiliz. Adıyaman'a gittiği için yani ben onun yıpranmasını çok istemiyordum ama şey dedi Cansu her yer yıkılmış dedi. Yani o bildiğimiz, gittiğimiz, geçtiğimiz her yer dedi yıkılmış dedi. Biraz ona da şey oldum ya. Ona da üzüldüm biraz. Bir de mesela hocanın kardeşinin oğluna ben burada çok uzun süre ablalık yaptım. Ve ya Memoş gittikten sonra ailesi bir daha beni hiç aramadı, sormadı. Ondan sonra önceden böyle arayan, soran, Mehmet Ali buradayken böyle şey yapan kimse beni sonradan aramayınca yani ikisi aynı şey değil tabii ama ben de onları depremde aramadım. Şimdi oraya gittiği zaman birazcık beni de savunmak zorunda kalacak. Çünkü muhtemelen ailesi hani şeyler, Cansu aramadı falan derler yani. Ama de ben travmada nasıl konuşulacağını bilmiyorum. Yani öyle birinin bir şeyi öldüğü zaman nasıl davranmam gerektiğini maalesef bilmiyorum. Birinin ne bileyim bir şeyi yıkıl, bir şey olduğu zaman nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorum ve senin başına geldiğinde sana nasıl davranılmasını istersin diye düşünüldüğü zaman kaybolmak istiyorum. Sadece yok olmak istiyorum. Yani yokmuşum gibi hani davranılsın istiyorum. Ondan sonra bilmiyorum. Tuhaf bir şey. Değişik yani. İnsan ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyor bazı zor durumlarda. Cildim gerçekten bozulmuş. Bayağı bozulmuş yani. Mutsuzum. Bu konuda çok mutsuzum. Bu hep böyle sohbet videosu gibi oldu. Ben size çok böyle bir şey göstermedim bu videoda ama bazen olur öyle şeyler. Arada sırada. Bakın tam şuramda sivilce çıktı. Şurada görüyorsunuz değil mi? Abicim orada sivilcenin ne işi var? Ne işin var orada? Benim alnımda normalde sivilce çıkmaz. Ama muhtemelen o da bir şey sivilcesi. Peynir sivilcesi. Dün birini gördüm şey paylaşmış. İşte cilt bakım ürünleri işe yarar mı gerçekten gibi bir şey böyle bir uzun bir yazı paylaşmış. Böyle Twitter'da Flood paylaşmış. Okudum işte yok BİM'de satılan 2-3 ürün vardı onlar da cildimizi iyice bozdu falan filan. Kim bu? Dur bakalım. Ay Kemal abi kusura bakma açamayacağım. Boş konuşanı sevmiyorum. Çok konuşanı da sevmiyorum. Boş konuşanı da sevmiyorum. Ama kendim hariç ben. Ay ben geçerli değilim. Bir şey söyleyeceğim. Ruj almayı unuttum biliyor musunuz yanıma? Ruj almayı unuttum ama çantamda illa bir şey mevcuttur. Çantamızdan bakalım. Aynen varmış. Tamam. Ya böyle makyaj yapınca insanın suratı böyle bir şey kalıyor ya. Dudağına bir şey sürmediği zaman. Bir böyle bir solgun duruyor ya. Çok güzel. Rengi çok güzel. Nars'ın Dolce Vita lip balmı. Bunun şeyi de var ama o çok böyle kuru kuru duruyor. Bana böyle öyle geliyor. O yüzden maalesef. İn aşağıya. İner misin aşağıya? İn!
Ne diyordum kız? Yalanmış, unuttum, boş verin. Çok çok mühim şeyler söylemediğim kesin yani, burada böyle boş yapıyorum. Şöyle gözümüzün üzerine de bir hafiften ışıltı verelim ki şey olsun. Valla video çok böyle nanay bir video oldu ama arkadaşlar, eski videoların altındaki yorumları gidip kontrol edebilirsiniz. Sen böyle sadece dursan, boş boş konuşsan bile izlerim dendi. Bana bu söylendi. Oturacaksınız, izleyeceksiniz şimdi. Deyip de herkesin beni takipten çıkması. Hocanın şoförü şey verdi, sipariş verdi. Çocuk var ya, helal olsun yani, böyle en pahalı iki ürünümü aldı. Kral dedim ya, kral. Ve şey, acaba diyorum hani, hoca sen al ben sana vereyim, hani Cansu'nun gönlü olsun mu dedi falan diye şey yaptım ama galiba değil. Çünkü böyle sipariş verdi dediğimde, biliyorsunuz çocuğum olduğu için 10-12 senedir, artık 11-12 senedir çocuğum gibi her halinden anlarım yani. Ne bana yalan söyleyebilir, ne bana, hiç yani, asla asla asla. Böyle yeltendiğinde anlarım yani. Hani öyle bir şey olsa, bildiğin hani biliyor olsa ya da kendi ödeyecek olsa, oradaki o tavrından da anlarım. Pembe allık süreceğim. Flormar'ın şu pembe allığı. Dior'un muadili bilmem ne falan filan diye insanlar bunu çok alıyormuş ya. Kız bana o gün önerdi, ben de aldım bunu. Bir önceki sürüşümde dayak yemiş gibiydim. Bakalım bir daha sürelim. Tek böyle bir kere pıt yaptım. Bir pıt da buraya. Ona birazdan fatura keseceğim. Ondan sonra şeylerini de çıkardım, kutularını da çıkardım. Bir kolye, bir bileklik kaldığı için onları bugün kargoya vereceğim. Çünkü bayramın birinci günü sipariş vermişti. Ya hocanın şoförleri arasında mesela böyle en hani en uysal, böyle en hani tamam falan diyen çocuk bu mesela. O yüzden hoca da memnun. Ben de çok seviyorum. Çok çok böyle şey bir insan. İyi bir insan. O kadar böyle dayak yemiş gibi olmadım. Şey var ya, Yağmur Vardar. Dün onun videosunu izledim, böyle yeni ürünlerle makyaj mı yapıyordu, bir şey yapıyordu. Ay o kadar güldüm ki. Kız bir anda pembe yanak oldu. Sonra da şey diyor. Ben diyor pembe allık kullanmamalıyım diyor. O çok hoşuma gitti. Çok komikti ya. Neyse. Bize ne lale mıknatısın diye. Yağmur Vardar'la burada şeylik olmak istemem. Mahkemelik olmak istemem. Niye bu kadar şey yaptıysam bu olayı. Bir de mis gibi rimelimizi sürelim. Balık göz istiyorsak yana yana böyle. Yana yana doğru çekiyoruz. Yana yana yana. Ay, mahallenin delisi olmak. Bu arada arkadaşlar, size bir video sözüm olmuş oldu. Şimdi abiniz, beyefendi kişisini anlatacağım. Ama kız en yakın arkadaşımı anlatamıyorum. Semra'yı anlatamıyorum arkadaşlar. Bir tek Ecem'le Türkan abla, ikisinin de böyle kalbimden hani hiç kötü bir şey geçmeyeceğini bildiğim için, bir tek onlara gönül rahatlığıyla, hatta böyle var ya, ekran resimleriyle böyle fıt 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 atıyorum. Çünkü biliyorum ki ikisinin asla böyle kalbi kararmaz. Ve o yüzden böyle şeyim yani. Bir tek onları anlatabiliyorum. Kız biliyorum hani sizin de gözünüz gönlünüz kalmaz da, ya fesat da izlerse, ya fesat biri izlerse. Benim böyle manitayı koruma altına almam. Ya da anlatayım, kurşun döktürürüz kız. Birinin kafasında ekmek kırarız. Papyon, inşallah seni bugün tıraş ederler ha. En son abin geldiğinde, baban mı acaba, abin mi? En son Babişkon geldiğinde Babişkon'un üstünü başını şey yaptın. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, papyon var ya, aşık gibi bir şey. Aşık ya, aşık. O böyle papyonun böyle işte başını okşayarak böyle bir şey yapa yapa sevemiyor.
daha böyle alışamadı. Ondan sonra benim Cemal bile zaten hani başta böyle şey oluyordu. Bir kere böyle eli değse gidip ellerini yıkıyordu falan. Ondan sonra ağzına sokuyordu. Bir kere papyonu yaladı falan böyle. Ondan sonra o alışma sürecinde ben hiç böyle şey yapmıyorum, karışmıyorum. İki köpek kendi aralarında halletsin diye. Ay o kadar seviyor ki. Böyle çılgın, deli, aşık yani. Var ya papyon benden daha çok aşık. O kadar çok seviyor ki. Ve böyle şey oluyorum. Yani papyonun onu sevmesi bile çok hoşuma gidiyor. Çünkü mesela dallamayı sevmezdi. Birini hiç sevmezdi. Yanına bile yaklaşmazdı ya. Böyle o bir yerde oturunca karşı koltuğa geçer uyurdu mesela. Ama şimdi bunda var ya böyle gözünün içine bakıyor. Falan yapıyor. Böyle çok hoşuma gidiyor. Bana gene birileri böyle tintin mesaj atmaya başladı. Neyse. Neyse de neyse. Gidiyorum. Yumurtalarımı şey yapacağım. Ne derler hazırlayacağım. İki tane papyona, iki tane bana. Haşlanmış yumurta yerim. Yanında da böyle bir zeytin peynir yerim. Üf, eskisi gibi kahvaltı hazırlayasım gelmiyor. Niye öyle oldum bilmiyorum. Bir böyle ayarlarım kaçtı. Bozuldum ben. Bana bir şey oldu. Bozuldum. Vallahi bozuldum. Ama yapacak şey yok. Benim canım sağ olsun. Makyaj yaparsın ama bu kaşını tutar ya ondan oldu. Hadi bakalım görüşürüz gene bir yerlerde. Videoyu kapatmıyorum. Video bir saatlik bir video olsun. Benim canım sağ olsun. Arkada kutular var bu arada. Bu kutuları evden çıkarken çöpe atacağım. Dyson'ın kutusu var artık. Üf, Dyson kutusu da saklayamam. Bir ayı geçti. Ondan sonra Adidas'larımın falan kutusu var. Ayakkabı kutuları. Diğerleri işte üçü de ayakkabı kutusu. Onları da atacağım çöpe. Gitsin. Ya bir de Chanel bir ayakkabım var. Benim Chanel'in Mary Jane modeli. Zamanında böyle o kadar çok isteyerek almıştım ki onları böyle şey yapmıştım yani. Cemal beğenmemişti. Beraber ayakkabı bakmaya gitmiştik. Cemal İsveç'e döndü. Ben gittim ayakkabı aldım. Öyle bir şey olmuştu. Aklımda kalmıştı yani. Neyse. Ya ayakkabının kenarı açıldı. Yani açıldı derken kenarı açılmadı. Üstündeki bant var ya. Mary Jane modelin o bant kısmı böyle şey oldu. Ya benim bir de Chanel bir çantam var. Çantanın toka kısmı bir şey oldu ve üf, nefret ediyorum biliyor musunuz? Bundan nefret ediyorum yani. İşte kötü bir şey diyemeyeceğim biri. Neyse. Ve asla ilgilenmiyorlar. Yani Chanel satış yaparken, bir şey satarken aşırı derecede ilgili. Ama sattığı şeyin başına bir şey geldiği zaman da bir o kadar ilgisiz. Bir anda böyle çekiliyor, kayboluyor yani. Biraz psikolojimi ona hazırlamam lazım. Çünkü istiyorum ki hani onlar yapsın, onlar düzeltsin istiyorum. Herhangi bir ayakkabıcıya götürüp de şey yapmak istemiyorum hani. Bir de ayakkabının güzel olduğunu gören keriz silkeler gibi bu sefer şey yapmaya çalışıyor falan. Onları sevmediğim için de Chanel kendisi bu hizmeti versin istiyorum. Sonuçta alıyorsun, dönüyorsun, gidiyorsun ama az buz bir paraya değil yani zamanın parasıyla ben o ayakkabıyı 2017'de falan aldım. 5000 liraya aldım. Düşünebiliyor musunuz? Az buz bir para değil yani. O zamanın parasıyla da az buz bir para değil. Ondan sonra 2 asgari ücret falandı yani o zamanlar. Belki 2 asgari ücretten daha fazlaydı. Muhtemelen yani. Neyse. Yani ben o ayakkabıyı aldım da asgari ücret 2 küsürdü ya. O yüzden ucuz değil yani. Hani şimdiye vurursanız ayakkabı gerçekten bayağı pahalı olmuş oluyor. Ve düzeltsinler. Neyse boş boş. Çok boş konuşuyorsun. Git artık. Dostlarım, vlogun son gününe hoş geldiniz. Artık biraz da böyle dışarıda sohbet edelim. Çünkü bu video komple sohbet vlogu gibi bir şey oldu. Sohbet videosu oldu. Vlog demek biraz şey ama neyse. Şimdi maniküre gidiyorum. Bir de kaşlarımı aldıracağım. Ya var ya, aşko kuşko mevzular çok fena ya. Normalde ben 2-3 ayda bir artık böyle dişi mi erkek mi olduğum ayırt edilemeyecek bir duruma geldiğimde anca o zaman kaşlarımı aldırıyordum. Şimdi böyle her ay tıpış 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 gidip o kaşları aldırıyorum.
iki haftada bir o manikürü yaptırıyorum. Kıza da şey diyorum, manita elimi tutacak, güzel yap ha. Ay, neyse. Şimdi yoldayım, azıcık müzik dinleye dinleye tin 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 gideyim. Ay, havalar çok acayip ya, böyle bir sıcak, bir soğuk, bir böyle değişik. Böyle ne bileyim, günün yarısı soğuk, yarısı sıcak falan gidiyor. O yüzden birazcık böyle şey oluyorum. Boğazım böyle hafif hafif gıcıklanıyor böyle. Çünkü yakamız, bağrımız genel olarak açık gezdiğimiz için şey oluyorum. Hafiften bir rüzgar falan yediğim zaman kötü oluyorum ondan sonra. Neyse. Üf, şuranın da yapımı bitsin artık ya. Şey oluyor burada, böyle bir anda bir kamyon çıkıyor, bir şey oluyor falan, şey oluyor yani, sorun oluyor. Bu Best Vadi bir binalık bir yer yapmışlar. Nereyi ne boş, nereyi boş görürlerse hemen dolduruyorlar. Şey ama güzel bir yapıya benzeyecek gibi. Neyse, hadi görüşürüz. Gel, bu ne, gel. Ya ne oldu? Ne kadar çirkin bir kedisin, gel. Tıraşın gelmiş. Dostlarım, kuaförden çıktım, manikür yaptırdım, kaşlarımı aldırdım, bir de fön çektirdim. Aa, 290 lira verdim, diyorum ki manikürle fön şey mi, kaşlarımı da aldırdım ben. Aman tanrım. Oje olarak da şöyle Flormar'ın pink koral rengi var ya, onu sürdürdüm. İki kat, normalde 3 kat sürüldüğü zaman hoşuma gidiyor ama biraz zor kurumaya başladı. Oje eskimeye başladı. Ay, çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Şimdi İstinye Park'a gidiyorum. Azıcık oturacağım. Sonra biraz dolaşırım falan. Videoyu hala kapatmıyorum. Video bir saat. Bir saatlik falan bir video olsun. O arada bir gloss sürelim. Gloss sürelim narin dudaklarımıza, duduşlarımıza. Bakalım. Nerede kız gloss'un? Burada. Benim de durduk yere sinirlenmem. Ya, İstinye Park'tan şey almamız gerekiyor. Sephora'da şeyler var. Parfüm böyle doldurma zımbırtıları. Onlardan almamız lazım bir tane. Bu arada bu Chanel'in Rouge Coco Gloss 172 rengi. Çok güzel, bayağı güzel bir renk şöyle. Dudakta çok güzel duruyor. Burada hafif böyle turuncumsu duruyor ama bayağı böyle pembe pembe ve gold yansımaları olan bir ürün. Şimdi sürelim hemen. Hemen sürelim. Aa, önümüzdeki araba gidiyor. Rahat çıkarız. Bir iki manevra yapmam gerekiyordu. Arkadaki de çok yakın park etmiş. Ondan almamız lazım. Ya, bende bir tane şey var. Parfüm var. Markası da şey, Narciso Rodriguez'in bir parfümü. Muhteşem kokan, çok güzel kokan bir parfüm. Ama sıkma yeri bozuldu. Yani o püskürtme yeri bozuldu. O yüzden onu çıkartıp içindeki ürünü onunla kullanmaya devam edeceğim. Hava anormal sıcaklaştı. 19,5 derece ama tabii arabada güneşin altında kaldığı için biraz daha fazla hissediliyor. İstinye Park'a gidiyorum. İstinye Park'ta görüşürüz. Dostlarım, eve geldim. İstinye Park'taydım. Arabam bozuldu yolda gelirken. Yani öyle hani şey, bir şey olmadı. Yani öyle çok kötü bir şey olmadı ama motor arızası verdi önce. Motor ikaz lambası yandı. Ondan sonra aradan 10 saniye geçti. Tam ben böyle sağa çekip duracaktım. Çünkü aklınızda olsun, hani olur da bilmeyen olur. Motor ikaz lambası yandığı zaman ikaz lambalarına bakın böyle. Her arabada farklı da olabilir. Kırmızı ya da turuncu oluyor ya da sarı oluyor diye biliyorum ben. Benim arabam da sarı. Ve sonra söndü. Neyse işte. Ben de siteye geldim. Zaten eve çok yakınım, böyle 2 dakika falandı. Siteye geldim. Arabayı kapattım. Kontak kapattım. Sonra dedim ki bir bakalım, hani çalışacak mı?
şey yapacak mı diye. Tekrar çalıştırdım ve çalıştı. Ekranda da şey yazdı. Otomatik durdurma, ya işte start stop şeyi arıza verdi. Hemen Doğuş Oto'yu aradım. Arabamı ben Maslak Doğuş Oto'dan almıştım. Ondan sonra yol yardım ekibine bağladılar. Bir tane abi vardı, abiye anlattım. Şey olmuş dedi, hani işte start stop sistemi arızalanmış dedi. Arabayı kullanabilirsiniz ama 1-2 gün içerisinde getirin dedi. Ondan sonra ben de adama şey dedim, yarın dedim sabah pilatese gideceğim. Pilatesten çıktıktan sonra hemen gelirim. Zaten dedim ben yakın oturuyorum. Yarın dedim getiririm. Ondan sonra randevu almam gerekiyor mu dedim. Gerek yok dediler. Öyle yarın götüreceğim bakalım. İnşallah çok bir masraf çıkmaz ya. Üf. Bir de hazır götürmüşken şey de yaparım. Muhtemelen yıllık bakımı gelmişti. Ama kilometreyi tamamlasın diye şey yapıyordum. Ya 15 binde bir ya da yılda bir olarak şey yapıyorlar. Hiç 15 binde götürmedim. Hep yıl doldu. Kilometre dolmadan yıl geliyor. O yüzden ben de hep götürüyordum. Bir de böyle üf ya, üzüldüm birazcık. Yani böyle ben arabama biraz fazla düşkünüm. Ama olsun. Bu arada neden oldu biliyor musunuz? Yani ben böyle şeylere çok inanırım. Ali benim peşimi bırakmıyor. Ama hiçbir şekilde bırakmıyor. Yani asla kabul etmiyor. Asla 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 kabul etmiyor. Yani zannediyor ki ben naz yapıyorum. Hayır ya, bitti yani, bitti. Sen bittin ondan sonra. Ben hayatıma başka birini aldım artık. Hani ben böyle üzülürken, mutsuzken ondan sonra benim yüzüme bakmadın. Bana şişko dedin, küfür ettin, neler neler ettin. En son bana küfür ettiğinde ben seni bitirdim zaten. Sonra da bu kişiyle tanıştım bir süre sonra ve onunla beraberim artık. Ya asla kafası basmıyor, yani asla algılamıyor. Neyse. Sinirlerim bozuluyor. Neyse. Bugün ben İstinye Park'taydım. Yeğeni aradı. Ondan sonra neredesin falan dedi. Yeğeni de Marmaris'te yaşıyor. Ben de hiç aklıma gelmedi biliyor musunuz? Hiç aklıma gelmedi yani. Ben de işte İstinye Park'taydım. Ve dedim ki hani İstinye Park'tayım, işte kahve içiyorum Kemal falan dedim. Sonra bu kalk 15 dakika sonra bir baktım, oturduğum kahveciye Ali geldi. Ben müdavim insanımdır. Şaşırdım böyle. Ne olur dedi, hani son bir kez yemek yiyelim konuşalım dedi. Ondan sonra ya biliyor musunuz, o kadar kalbim sıkıştı ki, o kadar rahatsız oldum ki yani. İstemiyorum ya dedim, istemiyorum. Yani ben dedim istemiyorum, tamam ne olur son bir kez ya dedi. Düşman değiliz sonuçta ya dedi. Neyse ben de gittim. Ondan sonra o kadar rahatsız oldum, o kadar mutsuz oldum ki. Domuz gibi oturdum zaten. Sadece böyle oturdum, yemeğimi yedim ve kalktım. Ondan sonra resmen var ya, ben böyle şeylere çok inanırım. Hani Allah'ın bir uyarısıydı yani, gerçekten bu bir uyarıydı. Bugün kaç defa telefonum dondu. Merkür retrosundan falan mı bilmiyorum. Birazdan Ecem'e soracağım. Niye böyle oldu? Niye, ne oluyor yani? Niye böyle oluyor diye soracağım bir. Öyle işte. Birazcık üzüldüm ya. Şimdi geldim Nevşin'i izliyorum. İşte şeyden dolayı izleyememiştim. Şimdi izliyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Saat ne kadar geç olmuş. 8:17 geçiyor. Bugün salı. Aa, aile var. Kıvanççığımın dizisini izleriz. Bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi izliyordum biliyor musunuz? Ben bu cihana sığmazam. Ona sürekli eşkıya dünyaya sığmazam diyorum. Hoca şimdi Adıyaman'da nasıl izleyecek bakalım. Neyse. Onu izliyordum, artık bıraktım. Aileyi izliyorum salı günleri. Çünkü şeye vermiyorlar aile dizisini. İnternete vermiyorlar. Üzüldüm biliyor musunuz ben bu arabamın şey olmasına. Yani böyle şeyinde değilim yani. İşte çıkacak masrafta falan değilim. Sadece ben arabama çok düşkün olduğum için. Nazar değdi herhalde. Bir ada çayı yaktım. Ada çayının kokusundan evde duramayacağım. Atacağım kendimi dışarı. Öyle bir şey oldu. Neyse. Neyse de neyse. Nevşin'i izlerim. Nevşin bitince zaten diziler başlar.
Ondan sonra dizileri izlerim. Belki bugün benim Lolita'm, çıtıraş kitom, yakışıklı bebeğim gelir. Öyle onunla otururuz, dizi izleriz. Ben dizi izleyince çok şey, televizyon diyor, camdan atacağım diyor. Enine mi çıksa diyor, boyuna mı çıksa diyor. Atacağım diyor, göreceksin. Teslimat numaralı gönderiniz yola çıkmıştır. Siparişini kargoya verdik. Gene ne aldım kız ben? Trendyol'dan gene kim bilir ne aldım. Bu arada Soulfly'ın süngerini aldım arkadaşlar. O kadar yumuşacık ki, böyle yumuşacık yumuşacık yumuşacık. Şey yapacağım, bir makyaj videosu çekeriz. Ondan sonra böyle Deborah Milano'nun falan şeylerini, kapatıcısını falan şey yaparız. Gerçi Deborah'yı dün kullandım. Dünkü şeyde var, videoda var ama olsun, gene de ayrı böyle bir yeniden bir makyaj videosu çekeriz. Abinizi anlatmak istiyorum ama bir yandan da nazar değer diye çok korkuyorum. Öyle. Neyse, çok çok uzun bir video olacak bu. Ve hep böyle benim konuştuğum bir video olacak. Dostlarım, sıkılırsanız kusura bakmayın. Böyle oldu. Yani bu sefer böyle oldu. Ben böyle videoları izlemeyi de çok seviyorum bu arada. Böyle birisi boş konuşmuş, dolu konuşmuş, benim hiç önemli değil. Sonuçta hani biz böyle şey değiliz yani. Sonuçta ben burada bir felsefe dersi vermiyorum ya da işte hani hayatındaki iki bildiğim şey, biri felsefe, biri iktisat. Hani bunlarla ilgili şeyler anlattığım bir kanal değil bu. Burası böyle benim sohbet ettiğim, makyaj yaptığım, boş yaptığım, yemek yaptığım, gezdiğim, tozduğum şeyleri gösterdiğim bir kanal. Ah, burada bir de hayatta her zaman böyle aşırı ciddi, aşırı dolu dolu şeyler olmasına gerek yok yani. Bazen böyle kendinizi tamamen boşluğa, boş şeylere bırakabilirsiniz ya. Bunlardan mesela hiç suçluluk duymayın yani. Bazen böyle boş boş dizi izlersiniz. Ondan sonra hayatta her şey çok anlamlı, çok dolu, çok gerekli olmak zorunda değil. Bazen boş yere gereksiz, bomboş, çer çöp şeyler, çıtır çerez şeyler yapabiliriz. diye de yargı dağıtıyorum. Bu video bu kadarlık bir video olsun. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın dostlarım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.